Bravo kediler, bravo. Neden? Çünkü ayyaşlar, hırsızlar, evsizler, yalancılar için hiçbir hukuk tanımıyoruz. Putin gibi. Putin nasıl diyor? Uyuşturucu gençliği toplamış, bana ayak kaldırıyor. E haklı. Ama sen de bir hafta olacak neredeyse, savaşı bitiremedin. O zaman başka şey yapacaksın. Başka bir taktik uygulayacaksın o zaman. Ne oldu? Nükleerden bahsetti. O zaman ufuk büyük değil, ufak nükleerle kullanacaksın. Bir iki tane sallayacaksın. Adamın burnunu, ağzını kanatacaksın. Ondan sonra oturacak oturduğu yerde. Gene mi şikayetçi oldu? O zaman elini kolunu koparırsın o zaman. Gene mi plan kurdu? O zaman kafasını koparırsın. Ondan sonra şikayetçi olamaz zaten. Bravo kedi, bravo. Ayyaşlara, hırsızlara, yalancılara, veledi zinalara bir kuruş yok, anladın mı? Olay bu. Hiçbir hukukta tanımıyoruz. Olay bu kediler. Orospu çocuğunun hukuku değil, haklının hukuku, güçlünün hukuku. Bu ne kedi? Olay bu. Bak. Burası Darüzzale değil. Ayyaşlara, hırsızlara, fahişelere, orospu çocuklarına barınak değil bu. Kedilere, kuşlara barınak bu. Anladın mı? Bravo kedi. Putin haklı ama bir haftadır da neredeyse Ukrayna'yı alamadı. İşin boku çıktı yani. Ama İHA Bayraktar SİHA da kullanılmalı. Onun dışında zaten Zelenski eski komedyen videolarında Türk düşmanı, Osmanlı düşmanı, İslam düşmanı filmler çekmiş zaten. Onu Zelenski de İsrail'in adamı olan Ukrayna halkını oluyor yani. Okey. Aynı şekilde Ayyaş, hırsız, veledi zina. Ne benim işim olmaz. Bak Ayyaşlar da burada bak. Tam jandarmanın önünde. Hükümet binasının orada. Bravo. Okey. Bravo kediler.